İnsanda dolaşım, sindirim, solunum gibi sistemlerin organları arasında bazı kanal ya da damarlar yer alır. Buna göre verilenlerden hangileri belirtilen açıklamaya örnek gösterilebilir. 1. Pankreas ve ince bağırsak arasında wirsung kanalı. Wirsung kanalı e, pankreas sindirim kanalı organı olmamasına rağmen enzimleri ince bağırsağa taşır. Yani sindirim kanalıyla bağlantıyı sağlar. Açıklamaya uygundur. Karaciğer ile böbrek arasında kapı toplar damarı. E, karaciğer ile böbrek arasında kapı toplar damarı bulunmaz. E, karaciğer ile ince bağırsak arasında kapı toplar damarı bulunur. Ağız ve burun boşluğu ile akciğerler arasında yemek borusunu bulunması. Yemek borusu akciğerlerle doğrudan bir bağlantısı yoktur. E, i̇kisinin arasında bulunur ama bir bağlantıyı sağlamaz. O yüzden söyleyemeyiz. Buna göre yalnız bir bağlantıya örnektir. Cevap A. Aşağıda etil alkol ve laktik asit fermentasyonunda gözlenen bazı değişimler verilmiştir. Grafikteki eğrilerle ilgili olarak yargılarından hangileri doğru olabilir? Etil alkol fermentasyonunda glikoz solunuma katılır. 2 tane etil alkol oluşur. Artı 2 tane karbondioksit oluşur. Artı ATP 2 tane artı ısı oluşur. Laktik asit fermentasyonunda ise glikozun parçalanmasıyla 2 tane laktik asit oluşur artı iki tane ATP oluşur artı ısı oluşur. Buna göre C ile gösterilen ikisinde de ortak olarak oluşan ATP miktarı olabilir. Etil alkol fermentasyonunda ekstradan karbondioksit ve etil alkol çıkışı var. O yüzden B ile gösterilen etil alkol de olabilir, karbondioksit de olabilir. A ile gösterilen ise glikoz molekülüdür diyebiliriz. Buna göre A ortam pH ya da glikoz molekülüdür. E, karbondioksit ve laktik asit açığa çıktığı için pH düşer. Aynı zamanda glikoz miktarı da azalır. Söylenebilir. B karbondioksit molekülüdür. Söyleyebiliriz. C oluşan son üründür. C oluşan son ürün e, olabilir. E, ya da e, ATP miktarı olabilir söyleyebiliriz. Buna göre 1, 2 ve 3 doğrudur cevap E. Santral doğma sırasında gerçekleşen olaylarının tamamında durumlarından hangileri gözlenir? Replikasyon DNA'nın kendini eşlemesidir. Transkripsiyon mRNA sentezidir. Translasyon protein sentezidir. Buna göre ATP harcanması bu 3 olayda da gerçekleşir çünkü hepsi dehidrasyon tepkimesidir. Peptit bağlarının kurulması translasyonda gerçekleşir. Protein sentezidir. Replikasyon ve mRNA sentezinde peptit bağı kurulmaz. Enzimlerin görev olması tüm olaylarda ortaktır. Nükleotitlerin harcanması DNA eşlenmesinde nükleotit harcanır. mRNA sentezinde nükleotit harcanır. Translasyonda protein sentezinde nükleotit harcanmaz. Buna göre 1 ve 3 nolu olaylar ortak olarak gözlenir. Cevap B. Bir bitki 3 gün boyunca izlendiğinde X, Y ve Z faaliyetlerindeki değişimin grafikte verildiği gibi olduğu gözlenmiştir. Ee, X, Y ve Z grafikleri için yargılarından hangileri doğru olabilir? Sadece gündüzleri gerçekleşen olay fotosentez olayıdır. Metabolizma hızının artmasına bağlı olarak solunum artabilir, terleme artabilir ama solunum ve terleme gece ve gündüz gerçekleşir. Z olayı ise bitkideki büyüme olayını ifade etmektedir. X faaliyeti sonucu Z'deki artış sağlanır. Yani fotosentez sonucu bitkinin büyümesi sağlanır söyleyebiliriz. Y faaliyetinde karbondioksit harcanımı gerçekleşir. Solunum ve terlemede karbondioksit tüketilmez. X olayında oksijen harcanırken Y olayında karbondioksit oluşur. X olayında oksijen açığa çıkar, Y olayında karbondioksit oluşur. Ee, bu ifade o yüzden yanlıştır. Ee, buna göre yalnız bir doğrudur. Cevap A. Kalıtım ve çevrenin etkisiyle ortaya çıkan özelliklere modifikasyon denir. Modifikasyonlar kalıtsal olmayıp sadece görüldüğü bireyi etkiler. Buna göre örneklerinden hangileri modifikasyonu destekler? buna göre aynı ortamda bir ögleneden oluşan öglenaların farklı boyda olması yani tek yumurta ikizlerinin farklı özellikte olması çevrenin etkisini direkt bize verir. Burada da aynı ortamda bir öglenadan oluşan öglenaların farklı boyda olması e, sadece çevrenin etkisini ifade eder. Çuha çiçeğinin ortam sıcaklığına bağlı kırmızı ya da beyaz renkli olması geninde var olan özelliğin çevrenin etkisine bağlı olarak yani sıcaklık faktörüne bağlı olarak kırmızı ya da beyaz olması modifikasyon örneğidir. Heterozigot genotipe sahip anne ve babanın çekinik genotipte oğul o, oğul döl oluşturması kalısal bir durumdur. E, modifikasyonla ilgili değildir. Buna göre 1 ve 2 modifikasyona destekler. Cevap D. Midede proteini sindiren enzimler vardır. Ayrıca pH'i çok düşük olmasına rağmen yine de midede mide bu durumdan zarar görmez. Buna göre midenin zarar görmesini faktörlerinden hangileri engelleyici niteliktedir? Mide 3 yüzeyinin mukusla kaplı olması midenin zarar görmesini engeller. Mideden salgılanan enzimin pepsinojen şeklinde pasif salgılanması midenin zarar görmesini besin yokken kendi kendini sindirmesini engeller. Yine midenin Hidroklorik asit salgılayan bezleri ile enzim salgılayan bezlerinin farklı olması midenin kendi kendine sindirmesini önleyen bir mekanizmadır. Buna göre tripsinin tripsinojen şeklinde salgılanması mide ile ilgili değildir. Çünkü tripsinojen ince bağırsakta görev yapan bir enzimdir. Mide epitel hücreleri tarafından mukus salgılanması midenin kendisini korumasına yöneliktir. Gastrin ve enterogastrinin entero düzenleyici etkisi mideye besin geldiğinde gastrin hormonu etki eder. Mideden hidroklorik asit salgılanır ve pepsinojen pasif olan pepsinojen aktif pepsin haline gelir. Yine midedeki besin ince bağırsağa geçtiği zaman enterogastrin salgılanarak midenin e, salgı salgılaması engellenmiş olur. Buna göre 2 ve 3 midenin zarar görmesini engelleyici niteliktedir. Cevap D. Aşağıda verilen tabloda bazı hormon çiftleri belirtilmiştir. Hormon çiftleri ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri yanlıştır? A'daki hormonlar aynı bezin farklı hücreleri tarafından e, salgılanır. E, İnsülin ve glukagon hormonu pankreas tarafından farklı hücreleri tarafından üretilir söyleyebiliriz. B'deki hormonların salınımına bağlı olarak kan basıncı artar. Aldosteron hormonu minerallerin gereği emilimini sağlar. ADH hormonu suyun gereği milimini sağlar. Böylece kan basıncının artışını sağlar. C'deki hormonların hedef dokuları vücuttaki bütün hücrelerdir. Somatotropin hormon büyümeyi sağlar. Tiroksin hormonu metabolizma hızını ayarlar. Bu yüzden tüm vücuttaki hücrelere etki ederler. D'deki hormonlar birbiriyle antagonist yani zıt çalışır. Paratormon ve kalsiyonun hormonu birbirine zıt çalışarak kandaki kalsiyum oranının ayarlanmasını sağlar. E'deki hormonlardan biri kalp atımını hızlandırırken diğeri yavaşlatır. İki hormonda kalbin çalışmasını hızlandırır hızlandırır, kan basıncını arttırır. O yüzden yanlıştır. Buna göre cevap 5 E olmalı. Aşağıda gösterilen koleoptil fideleri verilen şartlarda yeterli süre bekletilmiştir. Buna göre koleoptil fideleri için yargılarından hangileri doğrudur? Uç kısmı kesilmiş, sola doğru kaydırılarak yerleştirilmiş ve karanlıkta bekletilmiş. Opsin bölgede fazlaca biriktiği için sağa doğru yönelme yapar. Diğerinde ise Işık belli bir yönden verilmiş, B, B'de yalnız e, tamamen kesintiye uğradığı e, agar çözeltisi konmuş. Agar çözeltisi oksinin geçişine engel olmaz. Bu yüzden de e, sola doğru yönelme gerçekleşir. Uç kısmı ışık geçirmeyen şapka ile örtüldüğü için yönelme yapamaz. Işık e, e, uç kısmı ışık geçiren şapka ile örtüldüğü için sola doğru yönelme yapar. E, E'de yine ışık belli bir yönden verildiği için sola doğru yönelme yapar. A ve D koleop oksinin simetrik dağılımına dağılımına bağlı asimetrik dağılımına bağlı sola yönelme olur. E, A'da sola doğru değil sağa doğru yönelir. D'de ise sola doğru yönelir. O yüzden yanlıştır. B ve E, kole, e koleoptilinde oksin sağ tarafa yoğunlaşır. Koleoptil sola yönelir. B'de e, oksin sağ tarafta yoğunlaşır. Sola yönelir. E, E'de oksin e, sağ tarafta yoğunlaşır koleoptil sola yönelir söyleyebiliriz. C koleoptilinde yönelme olmaz. C koleoptili ışık geçirmeyen şapka ile örtüldüğü için yönelme olmaz söyleye. C koleoptilinde yönelme olmaz söyleyebiliriz. Buna göre 2 ve 3 doğrudur. Cevap D. Aşağıdaki grafikte bir çizgili kas hücresindeki hücresel solunuma bağlı belirli zaman aralıklarındaki farklı maddelerin değişim miktarı verilmiştir. Buna göre belirtilen zaman aralıkları için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? T1'de glikoliz tepkimeleri gözlenir. T1'de glikoz miktarı azalmıştır. Glikoliz gözlenir söyleyebiliriz. T2'de su oluşumu gözlenebilir. T2'de karbondioksit açığa çıktığına göre e, oksijenli solunum yapılmıştır ve e, su oluşumu gözlenebilir. T3'de kesinlikle laktik asit fermentasyonu gözlenmiştir. T3'de pH düşmüş karbondioksitin açığa çıkmasına bağlı olarak da pH düşmüş olabilir. Yani oksijenli solunuma bağlı olarak laktik asit oluşumuna bağlı olarak olarak da pH düşmüş olabilir. O yüzden kesin bir şey söyleyemeyiz. t 4 ortam pH düşmüştür. t 4 de laktik asit oluştuğu için ortam pHı düşmüştür söyleyebiliriz. t 5 ortama karbondioksit verilmiş olabilir. t 5 de ısı açığa çıktığına göre solunum gerçekleşmiştir. Oksijenli solunum olabilir ve karbondioksit oluşmuş olabilir. Buna göre cevap C. Aşağıda çift çenekli bitkilerde erkek ve düşüreme hücresinin oluşumu ile döllenme olayları gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Erkek üreme ana hücresi ve megaspor ana hücresi mayoz bölünme ile mikrospor ve megasporu oluşturur. Megaspor ana hücresi ve erkek ana Erkek üreme ana hücresi mayoz bölünme geçirerek mikrosporu ve megasporu oluşturur söyleyebiliriz. Tozlaşma sonrası sonrası vejetatif çekirdek sperm'i generatif çekirdek polen tüpünü oluşturur. Vejetatif çekirdekten polen tüpü, e, generatif çekirdekten sperm çekirdekleri oluşur. O yüzden yanlıştır. Polar çekirdekler ve yumurta spermler tarafından döllenir söyleyebiliriz. Buna göre 1 ve 3 doğrudur. Cevap C. Aşağıdaki grafikte nefron kanalında bulunan sıvıdaki bazı maddelerin miktarları gösterilmiştir. Buna göre X, Y maddeleri ile ilgili yargılarından hangileri doğru olur? Ee, X kesinlikle inorganik maddedir. X maddesi proksimal tüpte tamamen geri emilmiş, sıfırlanmış besin monomerleridir. Bu yüzden inorganik madde değildir. Y amonyum ya da penisilin olabilir. Kanın pH'inin ayarlanması için salgılama olayları distal tüpte gerçekleşir. Salgılama olayında amonyak ile hidrojen iyonları birleştirilerek e, kanala ya da kana geçirilebilir. Bu yüzden de olabilir söyleyebiliriz. Y'nin nefron kanalına geçişinde ATP harcanır. Salgılama olaylarında ATP harcanması gerçekleşir. O yüzden söylenebilir. Buna göre 2 ve 3 söylenebilir. Cevap D. Ökaryot bir hücre çekirdeğinde DNA kendini yarı korunumlu olarak eşler. Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisinin bilinmesi DNA'nın kendini doğru olarak eşlediğini kanıtlar? Baz ve şeker arasında kurulan bağ çeşidi, baz ile şeker arasındaki bağ çeşidi glikozit bağıdır. Glikozit bağı DNA'nın kendini doğru eşlediği ifade etmez. Harcanan şeker çeşidi her zaman deoksiriboz olduğu için DNA'nın kendini doğru eşlediğini bize göstermez. Nükleotitlerin kullanım sırası DNA'nın kendini doğru eşlediğini gösteren delildir. Fosfatların kullanıldığı yer her zaman nükleotitin yapısına katılır. Fosfat o yüzden DNA'nın kendini doğru eşlediğini bize ispatlamaz. Açığa çıkan su sayısı e, nükleotit sayısının doğru olduğunu gösterir ama önemli olan nükleotitlerin kullanım sırası yani dizi bu yüzden de nükleotitlerin kullanım sırası yani dizilişi DNA'nın kendini doğru eşlediğini gösterir. Cevap C. Aşağıda bazı merkezi sinir sistemi kısımlarına ait bir takım bilgiler verilmiştir. X, Y ve Z kısımları için ifadelerinden hangileri doğrudur? Öksürme, yutkunma gibi faaliyetleri kontrol eder. O, mirilik soğanıdır. Vücudun denge merkezi beyinciktir. İstemli hareketlerin kontrolü yanında beş duyu organından gelen uyarıları alır. Uç beyindir. Motor sinirleri X'te çapraz yapar. Motor sinirler yani e, beyinden gelen sinirler omirlik soğanında çapraz yapar söyleyebiliriz. Y omirlik olup refleksleri kontrol eder. Y beyinciktir umirlilik değildir. Z'deki yarım küreler üstte e, beyin üçgeni altta rölönda yara ile birbirine bağlanır. Beyin yarım küreleri üstte nasırlı cisim altta beyin üçgeni ile birbirine bağlanır. O yüzden yanlıştır. Buna göre yalnız bir doğrudur. Cevap A. Yatay zemindeki doğrusal bir yolda bulunan k cisimlerine yatay doğrultuda uygulanan net kuvvetin zamanla değişimini gösteren Grafik şekilde gibidir. Buna göre K-L cisimlerine ait niceliklerden hangileri eşittir? 0-T zaman aralığındaki momentum değişimi. Şimdi net kuvvet zaman grafiğinin altındaki alan bize e, momentum değişimini veriyordu. Ya da itmeyi veriyordu. Çünkü buradaki alan F çarpı delta T ile bulunacak. F çarpı delta T'nin itmeye eşit olduğunu, bununla momentum değişimine eşit olduğunu hatırlayalım. Demek ki buradaki K ve L'nin altındaki alanlar birbirine eşit olduğuna göre 0 t zaman aralığındaki momentum değişimi eşit olur. T anındaki momentum büyüklüğü şimdi başlangıçtaki momentum değerlerini bilmediğimiz için t anındaki momentum büyüklüğü eşit diyemeyiz. 0 t zaman aralığındaki hız değişimi yine ilk hızlarla ilk momentumlarla ilgili bir bilgimiz olmadığı için bunun aynı olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla cevabımız burada A seçeneği olacaktır. Çaycı elindeki çay tepsisine düşe düzlemde döndürerek o merkezde düzgün çembersel hareket yapıyoruz. Buna göre tepsideki çay bardağına ait. Niceliklerden hangilerinin yönü hareket süresince aynıdır. Şimdi çizgisel hızı sürekli olarak yörüngeye teğet olacağından dolayı değişiyor olacaktır. Merkezcil iğmesi de sürekli olarak merkeze doğrudur. Örneğin şekildeki bu noktadayken merkezcil iğmesi buraya doğru iken örneğin şu tepe noktasındayken yine merkeze doğru buraya doğru olacaktır. Dolayısıyla hareketi süresince yönü değişir merkezi limeninde. Açısal hızı ise sürekli aynı olacaktır. Buradaki çizgisel hızının dönüş yönüne göre sağ el kuralıyla buluyorduk. Örneğin burada şöyle saate zıt yönde döndüğünü varsayarsak sürekli olarak sayfa düzleminden dışarıya doğru olacaktır. Açısal hızının yönü aynı kalır. Cevabımız B seçeneğidir. Sürtünmesi yatay zeminde birbirine A ip ile bağlı özdeş KVL cisimlerinden L'ye bağlı B ipine sabit F kuvveti sürekli olarak uygulanmaktadır. T anında A ipi koptuğuna göre KVL cisimlerine ait hız zaman grafiği aşırılıklardan hangisi olabilir? Sürtünme söz konusu değilmiş. Şimdi bir F kuvveti uyguluyoruz. F kuvveti uyguladığımız süre boyunca burada KVL cisimlerinin iğmeleri birbirine eşit olacaktır e, t kadar süre içerisinde bunların v kadar hız kazandığını düşünürsek grafikteki tüm ilk parçalar aynı bu şartı sağlıyor. Dolayısıyla bununla ilgili herhangi bir seçeneği eleyemedik. Şimdi diğer taraftan t TA anında a ipi kopuyormuş. Koptuktan sonra k'nın hareketine bakalım. Artık üzerine etkilen net bir kuvvet olmayacaktır. Dolayısıyla o anda sahip olduğu hız ile yoluna devam eder. Şimdi B seçeneğine bakarsak burada K'nın yavaşlayıp durduğunu görüyoruz. Böyle bir şey olmaz. Bunu eledik. Evet. Diğer taraftan burada K'nın hızının 2V'ye çıktığını gördük. Yani hızı artmış. Dolayısıyla bu da mümkün değildir. Bu seçeneği de eledik. Şimdi burada A ipi koptuğuna göre artık F kuvveti hala uygulanıyor. Toplam kütle azaldığı için L yine hızlanmaya devam edecektir. Ancak eğimi artacaktır ilk duruma göre. Dolayısıyla eğimi daha fazla olur. Şimdi eğimi daha fazla olur. E buna bakarak buradan hızı t sürede v'ye çıkmıştı. Şimdi 2t süre içerisinde ne olacaktır? Eğimi daha fazla olarak bakınız burada a seçeneğini eledik. Çünkü eğimde herhangi bir değişiklik olmamış. Burada b seçeneğini elemiştik. L de sabit kalmış. Bunu eledik. Dolayısıyla burada doğru cevabımız c seçeneği olacaktır. Düşey kesiti şekilde gibi olan rayın sadece bir bölümü sürtünmeli olup k noktasından serbest bırakılan cisim en fazla r noktasına kadar çıkabiliyor. Şimdi K'dan bıraktığımızda R'ye kadar çıkabiliyormuş. Geri dönüşte de en fazla L noktasına kadar çıkabiliyor. Buna göre L noktasından geri dönen cisim rayın diğer tarafında en fazla hangi noktalara ulaşabilir? Şimdi burada rayın sadece bir bölümü sürtünmeliymiş. Burada 1, 2, 3, 4, 5 parçadan oluşuyor. K, L, M, M, N, N, P ve P, R şeklinde. Şimdi KL'den bıraktığımızda R'ye kadar çıkıyorsa bu aralıkta yani bu 5 parçadan geçtiğinde MGH kadar enerji kaybetmiş. Daha sonra R'den bıraktığımızda L'ye çıkabiliyorsa yine MGH kadar kaybetmiş. Bu da demek oluyor ki şu aralık sürtünme burada yokmuş. Burada sürtünme sıfır. Şimdi demek ki sürtünme L ile R arasında bir parçada Şimdi acaba örneğin L'den bıraktığımızda P'ye kadar çıkabilir mi? Evet çıkabilir. Nasıl? Eğer sürtünme PR arasında ise bu aralıkta enerji kaybetmeyeceğinden dolayı L'den P'ye kadar çıkması mümkün. Eğer sürtünme PR arasında değil de diğer bölgelerde ise bu sefer bir miktar enerji kaybediyor olacaktır. Dolayısıyla kaybettiği enerji de bu MGH e eşitti. Buradaki LM ya da MN'den herhangi birisi ise ne olacaktır? MGH kadar enerji kaybedeceğinden dolayı L noktasından ancak şuraya kadar gelir. Örneğin MN arası ise burada sahip olduğu MGH kadar enerjinin hepsini kaybeder ve N noktasında durur. Demek ki N noktası da olabilir. Şimdi diğer taraftan L noktasından geri geldiğinde NP arasına çıkabilir mi? Evet bu da mümkün şekli şöyle temizleyerek de gösterelim. Şimdi L noktasından başlıyoruz. MGH kadar potansiyel enerjimiz var. Buralarda sürtünmen olmadığı noktalar olabilir. NP arası sürtünmeli olabilir. NP'nin tamamına gittiğinde MGH kadar enerji kaybedecekti. Ancak yukarıya çıkarken sahip olduğu enerjinin bir kısmı aynı zamanda kinetik enerjiye de dönüşüyor olduğu için NP arasında herhangi bir noktaya çıkar. Ve burada hem potansiyel enerjisi olur hem de kaybettiği enerji var. Bu ikisi MGH'e eşit olabilir. Dolayısıyla NP arası da mümkün. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. Özdeş KVL'ye noktasal cisimler yüklendikten sonra eşit uzunluktaki yalıtkan iplerle asılana şekil buradaki gibi dengeleniyor. KVL cisimler yalıtkan eldivenle tutularak birbirine yeterince uzun süre dokundurulduktan sonra sistem serbest bırakıldı. Şekil 2'deki gibi oluyor. Beta büyük alfa olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir. Şimdi seçenekler üzerine gidelim. K ve L, zıt cins işaretle yüklüdür. Şimdi zıt cins ile yüklü olsaydılar birbirlerine temas ettiklerinde toplam yük azalacaktı. Ve toplam yükü paylaşacaklar hatırlayacağımız gibi. Ve buna bağlı olarak da daha fazla açılması mümkün olmayacaktı. Dolayısıyla bu doğru olamaz. K'nın kütlesi L'ninkinden fazladır. Kütleler fazla olsaydı bunlar farklı miktarlarda açılırdı. Dolayısıyla bu da doğru olamaz. K ve L cisimleri yalıtkandır denmiş. K ve L cisimleri yalıtkan olsaydı temas ettirdiğimizde yük paylaşımı gerçekleşmez. Ve buna bağlı olarak da farklı bir açıyla açılmazdı. Bu da yanlış. Dokundurulmadan önce K ve L'nin yük miktarları eşittir. Yük miktarları eşit olsaydı özdeş oldukları için bunlar eğer aynı tür yüke sahip ise yük miktarı değişmeyeceğinden dolayı alfa ve alfa olarak kalması gerekirdi. Ya da bir zıt yük zaten olamazlar. Birbirlerini itmişler. Dolayısıyla bu da mümkün olamaz. Aynı olamayacaktır. Dokundurulmadan önce K'nın yükü fazladır. Evet bu doğru olabilir. Şimdi nasıl olabileceğini de açıklayalım. Örneğin 3Q ve Q olsun. Bunlar birbirlerine ittiklerinde yükler çarpımıyla doğru orantılıydı Kuvvet. Yani buradaki yükler çarpımı başlangıçta 3Q kare olur. Temas ettiğinde bunlar 2Q ve 2Q olarak paylaşır. Dolayısıyla bu sefer yükler çarpımı 4Q kare olur. Burada yükler çarpımı arttığı için kuvvet de artmış ve daha çok açılmış olabilir diyoruz. Burada şu bizi şaşırtabilir. Başlangıçta aralarındaki mesafe daha az. Daha sonra daha çok oluyor. Mesafenin artmasına bağlı olarak da azalma bekleriz aslında ama demek ki yüklerin çarpımından kaynaklanan artış uzaklığın değişmesinden kaynaklanan azalışı daha fazla telafi etmiş. Zaten dikkat edersek hangisi doğru olabilir denmiş bize. Kesin yargıyla söylenen bir durum değil. Yatay sürtünmesiz düzleme dik olarak dik düzgün manyetik alan ve yatay düzlemdeki iyi akımı taşıyan düz tel şekildeki gibidir. Artı Q yüklü K noktasal cismi v sıfır hızıyla şekildeki gibi fırlatıldığı doğrusal yörüngede ilerlemektedir. Buna göre K cismi ile paralel olarak K cismi ile paralel olarak fırlatılan artı Q yüklü L ve M eksi Q yüklü N noktasal cisimlerin yörüngeler aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Şimdi öncelikle şuraya bakalım. Q yüklü K noktasal cismi V0 hızıyla fırlatılıyor ve doğrusal bir yörünge izliyor. Şimdi K cismine bakalım. K cismi içeri doğru yönlendirelim. Şimdi manyetik alan bölgesinde. Dolayısıyla pozitif yük sağ el kuralına göre onu yukarıya doğru bir manyetik kuvvete maruz kalır. Şöyle yukarıya doğru bir manyetik kuvvete maruz kalır. Şimdi diğer taraftan burada akım taşıyan düz telin de Şöyle burada dışarıya doğru oluşturduğu bir manyetik alan var. Dolayısıyla bu da şöyle bu yönde bir manyetik kuvvet üretir. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit büyüklükte olmalı ki zıt yönde olduğuna göre k burada hiç sapmadan yoluna devam edebilsin. Demek ki düz telin şöyle şu mesafede oluşturmuş. Yani buna biz d dersek d kadar mesafede oluşturduğu manyetik alan şiddeti şöyle B büyüklüğünde olmalı. Buradan böyle bir sonuca vardık. Şimdi L için aynı duruma bakarsak L'ye de yukarıya doğru şöyle bir manyetik alandan kaynaklanan yani manyetik alan bölgesindeki manyetik alandan kaynaklanan bir manyetik kuvvet etki ediyor olacaktır. Şimdi aynı zamanda düz telden dolayı da şöyle aşağı doğru bir kuvvet etki eder. Ancak bunu da Fm üssü diyelim. Bu daha küçük bir kuvvet. Niçin? Çünkü tele olan uzaklık arttı. Manyetik alan şiddeti azaldı. Öyleyse bu yukarıya doğru sapar. Demek ki L yukarıya doğru sapacaktır. Seçeneklerde bakıyoruz. A da aşağı doğru sapmış. Dolayısıyla bunu eledik. Diğerleri yukarı doğru saptığını göstermiş. Bunlar doğru. Şimdi M'ye bakalım. M'de de yine yukarı doğru bir manyetik kuvvet var. Aşağı doğru bir manyetik kuvvet var. Bu tele yaklaştığı için telin ürettiği manyetik alan daha büyük olacaktır. Bu aşağı doğru sapacaktır. Dolayısıyla şöyle bakalım. M yukarı doğru göstermiş burada. Yanlış. M burada yukarı gösterilmiş. Yanlış. D ve C seçenekleri kaldı. Şimdi en son bu durumu N ile test ediyoruz. Şimdi dikkat edelim. N yukarı doğru yine manyetik alandan dolayı bir kuvvet var. Şimdi telin öbür tarafını aldık. Dolayısıyla telin öbür tarafına geçtiğimiz için manyetik kuvvet yukarı doğru olur. Telden kaynaklanan iki tane yukarı manyetik alandan dolayı yukarı doğru sapıyor. Olacaktır. Demek ki e, burada hepsinin şartını sağlayan seçenek C seçeneğinde verilmiş. L yukarı doğru sapıyor. M aşağı doğru ve N de yukarı doğru sapıyor. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Eşit kütleli K ve L noktasal oyun hamurlarının yapıştırıldığı topaç artı Y eksi Y ekseni etrafında sabit frekansla dönmektedir. Buna göre K ve L için verilen yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi K noktası ve L noktası bakıyoruz. Bunlar farklı dönme eksenine göre farklı yarıçap'a sahip. yarı yarıçapı daha fazla L'ye göre. Şuna RL, buna RK dersek RK, RL'den daha büyük. Bunu şekilde görebiliyoruz. Şimdi açısal hızları eşittir. Bunlar aynı dönen topaç üzerinde olduğu için açısal hızları birbirine eşittir. Açısal iğmeleri sıfırdır denmiş. Şimdi dikkat edelim. Sabit bir frekansla dönmektedir. Sabit frekansta dönüyor, yani bunun periyodu değişmiyor. Açısal hızında bir değişiklik yok. Açısal hızı değişmediği için bunun açısal iğmesi sıfır olacaktır. Bu da doğru bir yargı. Çizgisel momentumları eşittirlenmiş. Şimdi çizgisel momentum neye eşit idi? P eşittir m çarpı v idi. Bunların farklı noktalarda oldukça, oldukları için vler birbirinden farklıdır. Şimdi dikkat edelim. Burada eşit kütleli noktasal oyun hamurları denmişti. Kütleleri aynı. Eşit. Ancak V değerleri yarı farklı olduğu için farklı. Öyleyse P değerleri e, momentumları eşittir diyemeyiz. Bu yanlış bir yargı. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Bor atom teorisine göre bir atoma ait elektronun toplam enerjisi kuantumludur. Dolayısıyla elektronun toplam enerjisi yalnızca belli değerlere sahip olabilir. Bor atom teorisine göre bir atoma ait elektronun toplam enerjisinin değeri niceliklerinden hangilerinin tek başına değişmesinden etkilenir. Şimdi çekirdeki çekirdekteki proton sayısı denmiş. Şimdi çekirdekteki proton sayısı edelim, buradaki yük miktarını ifade ediyor idi. Dolayısıyla Z çarpı E kadar yük vardı çekirdekte. Ve şöyle dışarıdaki elektronu da düşünürsek Bunlar beraberce bir potansiyel enerjiye sahip oluyorlar. Şimdi dikkat edelim toplam enerjisi denmiş. Şimdi şu noktadaki öncelikle bu yörüngede belli bir hıza sahip. Dolayısıyla belli bir kinetik enerjisi olacaktır. Ancak potansiyel enerjisi buradaki proton sayısına bağlı olarak yükler çarpımıyla doğru orantılı olduğu için artmış olacaktır. Dolayısıyla çekirdekteki proton sayısının e, değişmesinden etkilenir. Elektronun bulunduğu yörüngedenmiş elektronun bulunduğu yörünge şöyle daha dış bir yörünge olduğunu düşünürsek aradaki mesafe değişiyor olacaktır. Buna bağlı olarak yine potansiyel enerjide bir değişim olur. Dolayısıyla buna bağlı olarak da yine toplam enerjide bir değişim olur. Çekirdekteki nötron sayısı nötron sayısına bağlı olarak herhangi bir değişim söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olur. Yukarıdaki radyoaktif bozulma çeşitlerinin hangilerinde bozunan çekirdek ile ürün çekirdeğinin kütle numaraları eşittir. Şimdi alfa bozulmasında kütle numarası azalıyor idi. Alfa bozulmasını hatırlarsak 2'ye 4 şeklinde idi. Dolayısıyla kütle numarasında 4 azalma olur. Kütle numaraları eşittir denmiş. Ürün çekirdekle bozunan çekirdeğin dolayısıyla bu alfa bozulmasında gerçekleşmez. Beta eksi de beta eksi ışınması eksi 1'e 0 idi. Dolayısıyla şu kısım sıfır olduğu için kütle numarasında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Aynı zamanda beta eksi bozulmasının biz detayını da hatırlarsak beta eksi bozulması şu anlama geliyordu. Çekirdekte bir nötron bozularak proton ve elektrona dönüşüyordu. Proton çekirdekte kalıyor. Elektron da çekirdekten dışarı atılıyordu. Şimdi bir proton azalırken bir nötron azalırken bir proton artıyordu. Dolayısıyla kütle numarasında bir değişiklik olmuyordu. Gama bozulmasını hatırlarsak bu sıfıra sıfır. Yani çekirdekteki fazla enerjinin çekirdekten dışarı atılması olayıydı. Dolayısıyla yine kütle numarasında bir değişiklik olmuyor. Cevabımız dolayısıyla D seçeneğidir. Aşağıdaki yargılardan hangisi? Albert Einstein'ın özel görelilik kuramının temel sonuçlarından birisidir. En seçeneğine bakarsak ışık hızının tüm eylemsiz referans sistemlerinde aynı olmasına bağlı olarak zaman ve uzunluklar görecelidir. Bu sonuçlarından birisidir. Cevabımız e seçeneği olacaktır. Verilen yargılardan hangileri doğrudur? Proton ve nötronun yapısındaki kuark türleri aynıdır. Biz protonun kuark yapısını hatırlarsak UUD kuarklardan oluşuyordu. Nötron ise UDD'den oluşuyordu kuark sayıları farklı olmakla birlikte burada u ve d sayıları fakat u ve d yani kuark türleri aynı. Dolayısıyla bu doğru bir yargı. Proton ve nötronun yapısındaki toplam kuark sayıları eşittir. Evet her ikisi de 3 kuarktan oluşur. Bu da doğru bir yargı. Karşıt proton karşıt kuarklardan oluşmaktadır. Şöyle karşıt protonu şöyle gösteriyorduk. 2 tane karşıt u kuark ve 1 tane karşıt d kuarktan oluşuyordu. Dolayısıyla bu da doğru bir yargı cevabımız E seçeneği olur. Bir ışık kaynağı ve farklı X'ye metal yüzeyleri kullanılarak yapılan fotoelektrik deneyinde X'ye metallerine sökülen fotoelektronların maksimum kinetik enerjilerinin frekansa bağlı grafiği verilmiştir. Hangileri doğrudur denmiş. Y'nin eşik enerjisi X'in iki katıdır. Bu doğru bir yargı nasıl anladık? Buradaki eşik frekansları verilmiş. Dolayısıyla X için HF0 bunun için H2F0. Yani biz buna e dersek bu 2e olacaktır. Y'nin eşik enerjisi 2e, x'inki e olarak yazdık. Dolayısıyla 2 katı yargısı doğru. Beta 2 alfa eşittir denmiş. Bu yanlış bir yargı. Buradaki alfa ve beta birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü tanjant alfa ve tanjant beta değerleri yani eğim burada plank sabitini veriyor. 2F0 frekanslı ışığın x'ten koparttığı elektronun kinetik enerjisi. Şimdi 2f 0'lık frekanslı ışık enerjisini biz burada 2e dedik. Yani 2e gelen 2e'lik enerjiyle gelen bir foton var. Bunun x'ten koparttı demiş. X'te e kadarını bağlanma da harcıyor. Kinetik enerji olarak ne aktarır? Aktardı. E'ye karşılık gelir. Bunun kinetik enerjisi e olarak bulduk. Neymiş? Y'den koparttığı elektronun kinetik enerjisinin iki katıdır. Şimdi 2e ile geliyorsak Y'den kopartmak için 2E harcayacağız. Dolayısıyla buna kinetik enerji olarak herhangi bir şey aktaramayız. Dolayısıyla bu yanlış bir yargı. Cevabımız A seçeneğidir. Işık hızına yakın hızla hareket eden trenin içinde bulunan vecihi ışığın şekil birdeki gibi vagonun tavanındaki aynadan geri yansıdığını görüyor. Trenin dışından ışığın yansımasını izleyen Sabiha ise ışığın şekli 2'deki gibi aynadan L üstü noktasından yansıdığını görmektedir. Buna göre gözlemcinin bulunduğu eylemsizlik çerçevesine göre yani Sabiha'nın bulunduğu gözlem çerçevesi ya da vecihinin niceliklerinden hangilerini değiştirebilir. Işık hızı herhangi bir şekilde değişmeyecektir gözlem çerçevesine göre. Tüm gözlem çerçevelerinde aynıdır ışığın hareket doğrultusu burada dikkat edersek Vc'nin gözlem çerçevesine göre yukarı ve aşağı doğru giderken Sabaya'ya göre ise farklı bir doğrultu izlemiştir. Dolayısıyla bu değişebilir. Bir olayın gerçekleşmesi için geçen sürede yine buradaki farklı gözlemcilere göre farklı olabilir. Cevabımız dolayısıyla D seçeneği olacaktır. Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A. Ultrason cihazı prop kısmının ürettiği yüksek frekans ses dalgalarının doku veya organlarda iletim ve yansıma miktarları algılanarak görüntüye dönüştürür. Doğru arkadaşlar, ultrason cihazları ses dalgalarıyla çalışır ve e, herhangi bir insanlara zararı yoktur. B, MR, X ışınları gibi zararlı olacak ışınların kullanılmadığı bir görüntüleme tekniğidir. Bu manyetik rezonans arkadaşlar. X ışınları kullanılıyor burada. Manyetik alan kullanılıyor. Yani bu da doğru. C PET ile glikozun pozitron ışıması yapan radyoaktif madde ile işaretlenmiş molekülü hastaya verildikten sonra dokudaki elektronların pozitronlarla yok edilmesiyle oluşan gama ışınları algılanarak görüntüye dönüştürülür. Bu da arkadaşlar pozitron emisyon taraması bu şekilde çalışır. Bu da doğru. D. Röntgen ile görüntüleme bilgisayarlı tomografiden daha eski bir görüntüleme yöntemidir. Yani bu röntgen arkadaşlar ilk görüntüleme cihazlarındandır. Yani bilgisayarlı tomografi daha yaygın değilken röntgen her yerde yaygındır. Doğru. E. Hastanelerde ultrason odasının kapısında yüksek radyasyon uyarı tabelası bulunur. Bu ultrason odasında değil arkadaşlar. Röntgen ve e, bilgisayarlı tomografi odaların kapısında bulunur. Bu yanlış. Doğru cevap P seçeneği. Buna göre X, Y, Z ve T elementlerinin atom çapları arasındaki ilişki yargılarından hangileri gibi olabilir? Periyodik sistemin aynı periyodunda yer alan X, Y, Z ve T elementleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. X bulunduğu periyodun en elektronegatif elementidir. Yani 7A grubunda olabilir. Y'nin birinci iyonlaşma enerjisi Z'ninkinden büyüktür diyor. Şimdi periyodik cetvelde 2A ile 3A yer değiştirmiştir. Bir de 5A ile 6A yer değiştirmiştir. Yani Y ile Z'nin yerleri değişebilir. T oda koşullarında atomik yapılı ve gaz halindedir diyor. Demek ki bu durumda T bir soy gazdır. Bakıldığında YZ de olabilir. Yine Y Z Y XT olabilir. Fakat T en başta olamaz. Çünkü soy gazdır. Cevabımız 1-3 D seçeneği. Buna göre x, y2 gazının mol kütlesi kaçtır? x2 ve y2 gazları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş, veriliyor. 273 santigrat derece sıcaklık ve 2 atmosfer basıştaki x2 gazının öz kütlesi 1,25 gram bölü litredir. Şimdi p çarpı ma eşittir drt'den sıcaklık 546 çarpı 22,4 bölü 273 çarpı öz kütle 1,25 eşittir. Molekül ağırlığı çarpı basınç buradan 2. Sadeleştirme yaparsak burası 2. Iki. İkiler sadeleşirse x'in mol ağırlığı 28 olarak bulunur. Geldik y'ye. 0 santigrede sıcaklıkta 19.2 gram Y2 gazı 4.48 litrelik bir kapta 3 atmosfer basınç yapmaktadır. Şimdi Y gazı için yine P çarpı V nRT diyelim. 3 atmosfer çarpı 4.48 eşittir 19.2 bölü molekül ağırlığı çarpı 22.4 bölü 273 çarpı 0 santigrat derece olduğu için 273 kelvindir. Sadeleşti. 4,38'i 22.4'e böldüğümüzde şurada 20 kalır. Y'nin buradan molekül ağırlığı 32 olarak bulunur. Bizden XY2 gazının mol kütlesi kaçtır diyor. Burada biz X2'yi bulduk. X eşittir 14'tür. Bu durumda x y 2'yi bizden istiyor. 14 artı burada zaten y 2'yi bulduk. 32 bu da eşittir. 46'dır cevabımız B seçeneği. Buna göre T santigrat derecedeki x çözeltisi ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Suyun öz kütlesi 1. T santigrat derecede doygun x sulu çözeltisi ile ilgili molar derişimi 6, öz kütlesi 1,2 ve x'in mol kütlesi 40. molarite eşittir yüzde çarpı yoğunluk çarpı 10 bölü molekül ağırlığıdır. 6 eşittir yüzde çarpı yoğunluk 1,2 çarpı 10 bölü 40 yaptığınızda burada yüzde 20 olarak bulunur. Yani birinci öncül doğrudur. İkinci öncül çözünürlüğü 25 gram x bölü 100 gram sudur diyor. 20 gram x ile 80 gram su birleşmişse 100 gram ile 25 gram birleşir. Orantıladığınızda ikinci öncülde doğru olarak bulunur. 48 gram x'in 200 mililitre suda çözülmesiyle doygun çözeltisi oluşur diyor. Bakıldığında üçüncü öncül için 100 gramda 25 gram çözünüyorsa 200 mililitrede 50 gram çözündüğünde doygun olur. Demek ki bu çözelti doymuş bir çözelti değildir. Cevabımız 1-2 C seçeneği. Aktifleşmiş kompleks enerjileri eşit ve A büyüktür B olduğuna göre yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur. Şu aktifleşmiş kompleks eşit olduğu bize verilmiş. Standart koşullarda gerçekleşen 1 ve 2 tepkimelerine ait potansiyel enerji tepkime koordinatı grafikleri yukarıdaki gibidir. Şimdi ikisi de sıfırdan başladığından dolayı demek ki her ikisi de ele, kendi elementlerinden oluşan bileşikler olabilir. Her iki tepkime de oluşum entalpisidir diyor. Doğru çünkü enerjileri sıfırdan başlıyor. İkinci tepkimede oluşan bileşik gazdır diyor. Bileşiğin fazını bilemiyoruz. Çünkü soruda öyle bir şey verilmemiş. Birinci ve ikinci tepkimede reaktifler aynıdır diyor. Aynı olsaydı A eşittir işte B olurdu. Yine bu da kesin değil. Bu durumda cevabımız yalnız A. Bu değerlere göre yargılanan hangileri doğrudur? Denge tepkimesi ile ilgili aşağıda değerler verilmiştir. Dikkat edilirse sıcaklık artırıldığında KC değeri artmıştır. Sıcaklık arttığında KC değeri artıyorsa reaksiyon endotermiktir. İleri aktivasyon enerjisi geri aktivasyon enerjisinden büyüktür. Evet. Endotermik tepkimelerde EA ileri büyüktür. EA geridir. 750 kelvinde ileri yönlü tepkimenin hız sabiti geri yönlü tepkimenin hız sabitinden küçüktür diyor. Yanlış. Büyüktür olması gerekiyordu. Sıcaklık arttıkça ileri yönlü tepkime hızı artar. Geri yönlü tepkime hızı azalır diyor. Yanlış. Sıcaklık artarsa hızların hem ilerisi hem de gerisi ikisi birden artar. Bu durumda cevabım yalnız bir A seçeneği. Buna göre dengeye ulaşan sistem ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Tepkimesi 1 litrelik kapta 1 mol x ve 0,6 mol y ile başlatılıyor. İleri yöndeki tepkime verimi %80 olduğunda sistemin dengeye ulaştığı gözleniyor. 1 litrelik kap olduğundan dolayı mol sayısını molarite olarak alayım. Burada 2x ile y tepkimeye girerek z ve 2T oluşmuş. X'ten 1 molar ve Y'den de 0,6 molar var. %80 dediğine göre önce bir tane bakıyorum. 0,8 buradan reaksiyona girerse buradan yarısı kadar reaksiyona girer. 0,4 mol reaksiyona girer ve buradan 0,2 molar artarken buradan 0,2 molar artar. Buradan 0,4 molar oluşurken buradan da 0,4 molar oluşur. Kc'ye bakacak olursam 0,4 çarpı 0,8'in karesi bölü 0,2'nin karesi çarpı 0,2'dir. Buradan Kc değeri 32 olarak bulunur. Kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti 32'dir diyor. Bakalım şimdi Kp eşittir Kc çarpı Rt üzeri delta n'dir. Delta n burada n ürünlerin mol sayısı eksi n girenlerin mol sayısıdır. 3 eksi 3 0 yapacağından dolayı şu kısım 1 yapar. Yani Kp eşittir Kc. KC'yi 32 bulduğumuzdan dolayı KP'de yine 32'dir. İkinci öncül kaptaki gazların mol sayılar toplamı 1,6'dır diyor. Bakalım 0,8 1,2 1,4 ve toplam 1,6 moldür. Çünkü molariteyi mol olarak aldım. Çünkü hacim 1 doğru. 3. Kaptaki gazların kısmi basınçları arasındaki ilişkiye 4 çarpı 0 0,8'dir. Doğru. Yine 4 çarpı px diyor. 0 virgül 0 4 çarpı 0 2 p'ye 4 çarpı yine px 0 0,8 2 0, yapar. pz için yine 2 çarpı 0 0,8 yapar. P toplam diyor. Yine 0,8 diyor. Bu da yine doğru. Cevabımız 1, 2, 3 E seçeneğidir. Buna göre BOH çözeltisinin iyonlaşma sabiti KB ve BOH çözeltisinin başlangıç hacmi aşağıdaki hangisi de doğru olarak verilmiştir. pH 11 olduğuna göre POH 3'tür. Yani OH iyonları derişimi 10 üzeri eksi 3 molardır. Şimdi BOH 0,1 molar verilmiş. Buradan B artı OH yazıldığında buradan 10 üzeri eksi 3 OH iyonları verildiğine göre burada da 10 üzeri eksi 3 buradan da iyonlaşan 10 üzeri eksi 3 molardır. Bu durumda KB eşittir. Şunu ihmal ettiğimizde 10 üzeri eksi 6. 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 0,1'den 10 üzeri eksi 5 olarak Kb değeri bulunur. Şimdi hacme gelelim. BOH artı hidroklorik asit tepkimeye girerek eş değerlik noktasında mol sayıları birbirine eşit olması gerekiyor. NH eşittir. NOH'dır. Burada 0,1 molar çarpı 20 mililitre eklenmiş 0,02 olur. Buradan da 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol olarak bulunur. BOH'ın mol sayısı molaritesi 0,1 olduğuna göre 0,1 hacmini x dediğimde 0,1 x eşittir 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 olduğuna göre buradan 0,02 olarak litresi de bulunur. Cevabımız B seçeneği. Buna göre bu çözeltiler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Kurşun 2 iyodür katısının belli bir sıcaklıktaki çözünürlük çarpımı 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 8'dir. Bu sıcakta hazırlanan 3 çözeltide kullanılan kurşun 2 iyodürün mol sayısı ve çözeltilen hacimleri aşağıda verilmiştir kurşun 2 iyodürü iyonlaştırdığımızda kurşun artı 2 artı 2 iyodür oluşur. Buradan B molar iyonlaşırsa B molar oluşurken 2 B molar oluşur. Bunun ikisinin çarpımının karesi bana KÇÇ değerini verir. 4 B küp eşittir. 32 çarpı 10 üzeri eksi 9'dan çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molardır. Şimdi bakıldığında birinci çözelti dibinde katsı olmayan doygun çözeltidir diyor. Birinci çözeltiye bakalım. A seçeneğinde molarite eşittir. Mol çarpı 6 bölü hacim dediğimizde 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 dikkat edilirse eşit olduğundan dolayı A seçeneği doğru. İkinci çözelti doymamıştır diyor. B seçeneğine bakalım. Molarite eşittir. 20 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 5 yazdığımızda 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 yapar. Daha büyük olduğundan dolayı çözelti doymuştur. Üçüncü çözeltide 10 üzeri eksi 2 mol katı dibe çökmüştür diyor. Şimdi üçüncü çözeltiye baktığımda mol sayısı bu yani 3 çarpı 10 üzeri eksi 2. Şimdi şurası molarite, bunun Molünü bulduğumda bunu molünü bulduğumda n çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 litre olduğundan 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 yapar. Bu da 10 üzeri eksi 2 mol dibe çöker. Doğru. İkinci ve üçüncü çözeltiler karıştırılırsa 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol katı dibe çöker diyor. D seçeneğinde D seçeneğinde M1 V1 artı M2 V2 eşittir. M son V sondur. Şunun mol sayısı yani ikinci çözeltinin mol sayısı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Üçüncü çözeltinin mol sayısı artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 eşittir. Molarite çarpı son hacim 15. Buradan molarite eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 15 olarak bulunur. Toplam hacim 15 olduğundan dolayı mol sayısını bulurken 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 15 çarpı hacim dediğinde buradan 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 bulunur. Molariteyi bulduğumda 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 çıkardığımda aradaki fark 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol olarak dibe çöker. Yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 2'den 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'yi çıkarırsam dibe çöken kısmı bulurum. E seçeneği ikinci çözeltiye su eklenerek hacmi 10 litre yapılırsa dibinde katısı olmayan doygun çözelti oluşur diyor. İkinci çözeltinin mol sayısı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 eşittir molarite çarpı hacminin 10 olmasını istiyorum. Molarite eşittir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Yani bizim bulduğumuza eşit olduğundan dolayı bu da yine doğrudur. Cevabımız B seçeneği. Bu sistem ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Pil şeması şeklinde olan pilin standart potansiyel enerjisi 0,59 volttur pil potansiyeli 0,59 volttur diyor. Doğru. Cu artı 2 çözeltisine su eklenerek hacmi 2 katına çıkarılırsa pil potansiyeli 0,59 olur diyor. Doğru. Şimdi nikel katısı artı Cu artı 2 nikel artı 2 artı Cu katısı yazdığımızda epil değeri ürünlerin derişimi bölü girenlerin derişimidir. Burada epil değerini kc olarak düşündüğümüzde kc olarak düşündüğümüzde kc'yi sadece sıcaklık değiştirir. 3 çözelti hacmi sabit kalmak koşuluyla çözülmüş Nikel artı iki iyon iyonun mol sayısı iki katına çıkarılırsa epil değeri 0,59 volt olur diyor. Yine bu da doğrudur. Cevabımız 1-2-3 e seçeneğidir. Buna göre bileşiklerinden hangileri? RCH bileşiğinin izomeridir. RCH bileşiğinin 0,2 molünün yeterli amonyaklı gümüş nitrat çözeltisi ile etkileşimi sonucu 32,2 gram çökelek oluşuyor. Şimdi RCH artı gümüş nitrat tepkimeye girdiğinde R gümüş artı HNO3 bileşiği oluşur. Şurası 32,2 grammış. 0,2 mol baş kat sayılar 1-1 olduğundan dolayı burası da 0,2 moldür. 0,2 molü 32,2 gram ise 1 molü 161 gram yapar. Yani R burada CnH2n artı 1 2 tane karbon 24 artı gümüş 108 eşittir 161 ise Cn H2n artı 1 eşittir 29 yapar. Buradan da 12n 14n bir diğer tarafa geçerse 14n eşittir 28'den n eşittir 2 olarak bulunur. Bu durumda bileşiğimiz C2H5 C üçlü bağ CH şeklindedir. Yani 1 2 3 4 dediğimizde bileşiğimiz 1 bütindir. İzomerlerini soruyor. 2 bütün izomeridir. Yine 1 3 büt'a diyen izomeridir. 1 bütün kendisidir. Kendi kendinin izomeri Olamaz. Çünkü izomer demek molekül formülleri aynı, fonksiyonel grupların farklı yerlere bağlanmasıyla oluşan bileşiklerdir. Bu durumda cevabımız 1 2 C seçeneğidir. Yukarıdaki monomerlerden hangilerinin polimeri yanlış verilmiştir? Polivinil klorür diyor. Vinil klorür doğru. Aseton diyor. Aseton CH3 C bu CH3'tür. Burada ise iki tane karbon var. Yanlış. 3 mol asetonun polimerleşmesi sonucu CH3 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 1 3 5 trimetil benzen oluşur. Yani üçüncü öncül yanlıştır. Yine etilenme, etilenin polimerleşmesinden polietilen oluşur. Doğru. Bizden yanlış soruyor. 2 ve 3 B seçeneği. Buna göre tepkimeye giren alkol ve karboksilik asit çifti aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir değerli alkol ile bir değerli bir karboksilik asitin artansız tepkimesi sonucu oluşan 0,6 mollük ester ve su karışımının toplam kütlesi 36 gramdır. Bir değerli alkol ile bir değerli karboksilik asit tepkimeye girerek esteri ve H2O'yu oluşturuyorlar. İkisinin toplamı 0,6 mol. Baş kat sayıları aynı olduğundan dolayı bu durumda ester 0,3 mol. H2O burada 0,3 moldür. Ve ikisinin toplamı 36 grammış. Suyun 0,3 molü 0,3 çarpı 18'den 5,4 gram olarak bulunur. Yine esterde 36'dan 5,4'ü çıkardığımızda 30,6 gram ester kalır. 0,3 mol ester 30,6 gram ise 1 mol ester 102 gram olarak bulunur. Esterin genel formülü CnH2n O2 eşittir. 102 ise buradan n eşittir. 5 olarak bulunur. Yani alkolümüz bir karbonlu. Karboksilik asitimiz de 4 karbonlu olması gerekiyor. Bu durumda cevabımız B seçeneğidir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? CnH2n o genel formüle sahip kararlı X ve Y bileşikleri ile ilgili bilgiler şöyledir. Birbirinin fonksiyonel grup izomerleridirler. Her ikisi de polimerleşme tepkimesi verir. X tollens çözeltisine etki ederken Y etki etmez diyor. X tollens çözeltisine etki ediyorsa bir aldehit'tir. Aldehitlerin genel göstermi R C H şeklindedir. Y etki etmez diyor. Şimdi ikisi de polimerleşme tepkimesi veriyor ve grup fonksiyonel grup izomeri ise X buradan aldehitse Y de ketondur. Keton CH3C CH3 çünkü ketonlarda sadece aseton polimerleşme tepkimesi vereceğinden dolayı X'in de açık formülü CH3CH C CH şeklindedir. X ve Y polar moleküllerdir diyor. Doğru. X Propanaldır. Doğru. Y asetondur. Doğru. X'in indirgenmesiyle etil alkol elde edilir diyor. Etil alkol C2H5OH'dır. Yani 2 karbonlu. Propanal ise 1 derece indirgenirse hidrojen indirgenirse CH3 CH2 CH2 OH oluşur. Yani etil alkol değil propil alkol oluşur. D seçeneği yanlış. X yükseltgen Y yükseltgen X ise hem indirgen hem de yükseltgen özellik gösterir. Aseton 1 derece indirgendiğinde sekonder alkolü X ise bir derece yükselt geldiğinde karboksilik asit oluşturur, CH3CH2COH yani propionik asit. Bir derece indirgenirse de CH3CH2CH2OH yani propil alkolü oluşturur yine E seçeneği de doğrudur. Yanlış cevap D seçeneği